Takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Arkadaşlara bugün turkuaz taşından arasına şu şekilde Osmanlı turalı veyahut da farklı bir şekil turalı siz kullanabilirsiniz. Bakın şekil şu. Burası yan dönmüş yani yan bakacak. Burası düz bakacak arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi çelik telimiz gerekiyor. Turkuaz taşımız 4 milimlik. Şu şekilde bir çelik telimiz var. Şu şekilde zincirimiz var. Ve en ucuna takacağımız şu şekilde bir kalp veya farklı bir objede olabilir arkadaşlar. Ve bir tane de kilit malzeme arkadaşlar olacak. Onu da hemen size şu şekilde göstereyim. Şu şekilde papağanımız olacak. Şimdi ilk başta şöyle arkadaşlar şunu iyice sarayım diye dağılmasın. Yaklaşık bir 40 santim kadar şöyle keselim misinemizden. Pardon, çelik telimizden. Ve ondan sonra alalım. Biti unuttuk tabii, bit dediğimiz şu malzeme de lazım arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim hemen. Yani şu malzeme arkadaşlar şöyle gösterelim. Evet. Bu malzemeden de lazım. Şimdi bunu buraya takıyoruz. Bunu buraya taktıktan sonra arkadaşlar papağan dediğimiz kilidi buraya takıyoruz. Bu şekilde taktıktan sonra bit dediğimiz malzemeyi şöyle sıkıyoruz. Ve ondan sonra turkuaz taşımızda bir, iki, üç adet taktıktan sonra şuraya gelelim. Bu fazla kalan çelik deliği içine sokuyoruz. Ve bir tane bu şekilde sallantı uçtan takıyoruz. Sallantı uç diye bijutericilerden isteyebilirsiniz. Şöyle 1, 2 ve 3. Bu şekilde sonuna kadar arkadaşlar devam edelim böyle. Farklı bir şey de kullanabilirsiniz. İlla bunlar olması şart değil. Önemli olan eldeki malzemeyi nasıl değerlendirebilirim de olabilir. Farklı bir usulde düşünebilirsiniz mesela. Bu videoyu izleyip farklı bir şey de aklınıza gelebilir. Onu da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu yapacağım model gerçekten piyasada hem tutulan hem de beğenilen ve sevilen bir model. Sallantılı olduğu için herkesin de hoşuna gidiyor. Ve her yaşa da hitap ediyor arkadaşlar. Her üç tane de bir bu şekilde takıyoruz bak. Takı tasarım atölyesi olarak öteki videolarımızı da bakmanızı tavsiye ediyoruz. Geliştirici ve öğretici. Aynı zamanda çok güzel ve farklı modellerimiz de var bakın orada. Aynı zamanda taşlar hakkında bilgi isterseniz mesela bu turkuaz taşı özür diliyorum ve tekrarlıyorum. Bu turkuaz taşı, turkuaz taşının faydası nedir? Ben tabii kısaca şimdi yine size anlatayım. Turkuaz taşı nazarla alakası olan bir taş diye biliniyor. Renginden dolayı göz değmesine karşı faydalı. Kemiklerin güçlenmesinde yine faydası var diye Ahmet Maranki'nin kitaplarında bu şekilde yazıyor. Daha farklı özellikleri var. Tabi vücuttaki fazla elektriği alıyor yine. İnsandaki vücuttaki fazla elektriği alıp rahatlama hissi veriyor.
Kısaca bu şekilde söylemiş olalım. Burçları olsun veya çıkış yerleri olsun. Yine Takı Tasarım Atölyesi'nde taşlar bölümü diye yazarsanız, taşlar bölümü kanalında yine bu şekilde daha açıklamalı bir şekilde arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Tabii insan taktığı taşın ne olduğunu da bilmesi gerekiyor, değil mi? Yani ne işe yaradığını, ne olduğunu. Bilinçli yapılan şey daha da iyi oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Evet, boyu da hala yeterli değil. Biraz daha yapalım. Ya buna eskiden beşi bir yerde derlermiş. Bu şekilde yaparlarmış bilirsiniz. Şu anda da yapılıyor tabii de. Eskiden biraz daha yaygındı sanki. Bayanlar gerçi daha iyi bilir de. Şöyle bir bakalım. Şu şekilde arkadaşlar ölçümüz şu tamamdır. Yani şu an şuraya geldi mi tamamdır ölçü. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde yine bit dediğimiz şöyle bu malzememizi şöyle göstereyim merak edenler elimden düştü. O elinden düştüğüm bir daha bulması çok zor arkadaşlar. Çünkü adı üstünde bit zaten. Böyle bir malzeme. Bakın. Böyle bir malzeme oluyor arkadaşlar. Yani yuvarlak metaldir. Fakat sıkıştırdığı zaman gerçekten çok etkili bir güçlü bir sıkıştırma oluyor arkadaşlar. Şimdi zincirimizin en ucunu şu şekilde alıyoruz. Şu kesik tarafı arkadaşlar arkaya atalım. Yoksa arasından takılma yapar ve gelmez misinamız. Şuraya takıyoruz bakın. Buraya taktıktan sonra şöyle biraz çekelim. Ve ondan sonra arkadaşlar birinci delikten boncuktan geriye şu şekilde takalım. Tabi girerse. Giriyor tabi de. Zannedersem bu turkuazın şu ucunu biraz keselim herhalde ucunda sorun var. Şekilde takalım ve ucunu çıkartalım bakın böyle. Ve şimdi bunu zincirin şurasından tutup şu şekilde çekelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çektik. Bir biraz böyle bolluk kalsın hafiften. Çünkü sallanacak ya boncuklar. Sallandılar. Şimdi bu biti yine tekrar böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın dümdüz oldu. Şimdi burayı fazlalık olan yeri de makas yardımıyla şu şekilde en dibinden şöyle kesiyoruz. Evet. Ve şimdi en ucuna da şu zincirimizin ağzını şöyle açalım. Eğer elinizle açamazsanız pense yardımıyla açın. Ben alışkın olduğum için elimle açıyorum. Ve şu şekilde yine kapatın. Şimdi şöyle kenara alalım. Kolunuz, bileğiniz mesela küçükse buraya, büyükse buraya veyahut da tam yaptıysanız zincir isterseniz takın iste. Ama zincir gerçekten güzel bir hava veriyor arkadaşlar. Bunu söylemekte yarar var. Şöyle bir bilekliğimiz olmuş oluyor arkadaşlar ve güzel. Yapımı da kolay. Ama gerçekten şık. Şurada fazlalık var. Onu da keseceğim. Evet. Bakın bir daha kesinlikle inşallah bu çelik telli olduğu için böyle çok dayanıksız 2 günde kopacak bir şey olmuyor arkadaşlar. Eğer ki başta ve sonda yapılan yıllara dikkat ederseniz işte o zaman başarılı olursunuz. Yani kesinlikle bir daha kopma meydana
gelmeyecektir. Veyahut da uzun süre dayanacaktır diyelim. Arkadaşlar, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Eğer ki yapımlarımız, videolarımız hakkındaki yorumlarınızı bize sunarsanız, eleştiri dahi olabilir, görüşlerinizi sunarsanız biz de ona göre hareket eder ve size daha iyi hizmet ve daha iyi sunumlarla karşınızda oluruz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.